Okulda, evde veya dışarıda biri bana laf ettiğinde ona karşılık vermek istiyorum. Altta kalmak istemiyorum artık. Birisi bana yardım etsin lütfen. Küçükken beni yıkadıkları şeyin ismi leğen. Hey dostum, bu videoyu çabuk beğen. Oo ya. Neyse devam. Sorduğum soruyu soktum boruyu. Abi bu nazara geleceğiz ha. Biraz şu ara kadar yaparken oğlum bu da mı? Yok tamam. Sağlam, sağlam ha. Selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk kez Kıvay giren biri ne izler 3. bölümündeyiz. Tarafsızca çerezleri sileceğim ve gireceğim. Gerçekten neler izleyeceğiz? Bakalım yani Kıvay'a girerseniz bunları göreceksiniz arkadaşlar. Haydi o zaman izleyelim. Küçük bir özet geçelim ama. Telefonunuzu uçuracak uygulamalar. 9 tane çok ağır laf sokan sözler. Herkesin en sevdiği burçlar. Allah'ı değilim, Allah'ı değilim. Beyinlerimiz savaşsın isterdim. Ama görüyorum ki siz silahsızsınız bayım. Şeyin sözü, kimin sözü? Birinin sözüydü bu. Kimdi? Amerikan Başbakanı... Kimdi ya? James Franco muydu? Ya ne alaka, ne alaka? Yamaç, Cuma Ali Koçovalı ya öyle bir şey söyledi ki... Vartolu'ya arka taraftan girelim. Yani Vartolo'nun binasına arka taraftan girelim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Hatta Kıvay'ı silip tekrar yükleyeceğim arkadaşlar. Belki ben burada girip çıkıyorum ya, bir hesap yok aslında ama. Oğlum ben yüklememişim ki zaten bunu. Kıvay nerede ya? Kıvay'dan mesaj gelmiş ama sonuna kadar bekleyemedi, bir an önce gitmek istedi. Oğlum ne alaka? Duygusal davranma bu kadar. Oğlum Kıvay bende yüklü gözüküyor ve yüklü de gözükmüyor aynı zamanda. Bak birader bir dur. Gözüm sizde gülüm. Sevgilim bak oturdukta bulutmadın değil mi? Götlerimin itine bak. Oğlum ne oluyor? Sedat diyeceksin. Sedat kabul etmezse. Eder. Oğlum bir durun bir. Bir durun. Ya, götümün içine bak. Götümün içine bak diyor. Ne? Lan oğlum bir durun. Ne oluyor? Onun orada ne işi var? İneyim salonuma nasıl? Orada aslında bir inek yok. Gelin bunu size nasıl yaptığımı göstereyim. Telefonumda Google bir Lens uygun. Çıkmak için. Şimdi bunu buradan silebiliyor muyuz? Dur kaldır. Oğlum ya billur mu geçiyorlar bunlar? Oğlum video Oğlum Yiğit kekolara bak lan kekolara bak. Biz de kekoyuz. Ne oluyor oğlum bir durun kardeşim ya. Lan no. Kavga var. Allah kardeşim Allah Muhammed aşkına ben. Bunları yaparak sana takıntılı olmasını sağ. Ne oluyor oğlum? Kafası neden o... Ezik diyenler için. Oğlum videom bilgisayar Allah kahretsin. Çıkma. Ya bunu ben nasıl kaldıracağım bu uygulamayı kardeşim? Cemre sorması sayardım ama Blackpink fanlarına fotoğraf çekilmiş mi? Ne oluyor oğlum ya? Yeni güncellemiş Kıvay ile karşınızdayım. Çünkü eşimle beraber kumamı çatlattık. Şimdi eşim kumamın evinden geldi. Ne kuması kumama abla? Kumama inat bana çok güzel bir hediye almış. Sırf kumam çatlasın diye. Kuma kim ya? Dün kumama demiş ki lan karı kalk benim ayaklarıma mı? Amerika'nın başkenti neresidir? Abi oğlum başarılı... Para çekiyorlar hesaplarımda. Ya bir gidin ya. 2 1. Komedi eğlence. Ha komedi eğlence. Komedi eğlence önersinler. Arkadaşlar öğretmenden izin aldık tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğimizi söylemedik. Evimizdeki tuvalete gidiyoruz. Bu kadından korkmaya gerek yok çünkü bizim Allah'ımız var. Hocam arkada Koreli ablalardan bahsediyoruz arkadaki. Eğer bu kadını görürseniz kaçın. Ya bu kadın ne alaka birader ya. Oğlum korkunçmuş bu arada. Kadın bakınca bir korktum ben de. Hadi dışarı çıkalım ya. Salla ya giyecek bir şeyim yok zaten. Kızlar bir erkekle kavga ederken fazla yaklaşmayın çünkü. Ya bunun için elemanın de açıklamaya bak. Açıklama nerede? Paylaş kısmında numaram var. Bananam! Burada kavga ettiğim bir tane erkekle ama o benden korktu ben değil. Ya kardeşim her an vurabilirsin. Ya birader ya Allah aşkına. İlk hamlenizi yapın. Oha. Bu ne? Oğlum indirim. Ne oluyor birader yine neyi indiriyorum ben? 6 yaşındayım. Oruç tutuyor musun? He? Oruç tutuyor musun? Hayır. Daha çok küçük olduğun için herhalde. Hayır ben fena ben çekiyorum ya. 6 yaşındayım.
Güzel. Kadınların çenesi mi daha çok konuşuyor erkeklerin? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Çenesi mi daha çok konuşuyor? Tabii ki de kadınlarınki. Bak kapanmaz bu şimdi. O erken kapandı. Erkeklerinki? Bunlar ne oğlum böyle ya? Bir şey istemiyorum dedin ya. Ben olmayacak duaya da amin demem. Bundan sonra ben de yoluma bakarım zaten, anladın mı? Rahatsız. Ay ne olur peşimden koş Emre. Şey istemiyorum dedin ya. Ben dans falan bekliyordum hocam, saçları toparlayacak. Ya şimdi bir şey diyeyim, komik bölümü seçtik. Biz niye gülmüyoruz peki? Çocuklarım yaz tatilini 6 gün yaptık çünkü siz korona döneminde çok yattınız. Hı. Galatasaraylı kızlar neden hep güzel? Son dilim pizzamı kim yedi lan? Dostum niye benim piz... Ay anan... What the... Abla, sonu, yeğli... Bir tane birey söyle sana, telefon alacağım. Telefon arkadaşlar ya! Abla... Sonu yeğli biten bir kelime ne var ya? Yara... Pardon, çok başı yeğli başlıyordu onun. Buray var. Niye ben bu kadar düşündüm bunu ya? Yılmaz diyor, sonu yeğli biteni Yılmaz yazmış oğlum. Tanışak ne ya? Taşı köbest. Manyak mısın lan? Ha bak bak geldi geldi. Burçlar neden bu kulda yalnız gezer? Burçlar ne ya? Hangi burçlar mı? Lan oğlum. Allah kahretsin, geçemiyorum da. Lütfen kola iç lütfen. Adem bu senin için. Lan kola değil ki o. Pekmez gibi bir şey içiyor. Tamam pekten hop. Hadi eyvallah. Hop makas alayım senden. Abla dokundum açıldı ya. Vallahi dokundum. Kızlara birkaç tane tavsiyem var. Erkekler gitsin lütfen. Yo, buradayım kardeşim. Neden dışlandığın zaman da sustun? Neden? Şimdi ayağa kalkıp güçlü duracaksın. Onları aklını çıkartmayacaksın. Onlar seni sevmese de olur. Sen kendini sevsen yeter. Her zaman yanınızdayım. Her zaman. Hesabıma girip rahatlayabilirsin. Şimdilik bu kadar. Bebeği. Ya şuna üzüm diyeniniz olmuş, domates diyeniniz olmuş. Erik değil mi lan o? Bu bilmeyen maldır yani. Bu bildiğin yeşil erik. Bunu da bilmiyorsanız. Ya şuna üzüm diyen... Abla çok sinirlisin ama ya yine de. Herkesin sınıfında bu kızdan vardır ama ne, adı ne? Adı Sudenas. Sınıfın prensesine keko dansını öğretiyorum. Prenses. Sadece yüzük parmağı metoduyla onu istediğini yaptırabilirsin. Hadi bakalım. İzleyelim. Gazlar tırt unut. Sadece yüzük parmağı metoduyla istediğinin aklına tak diye girebilirsin. Ciddiyim. Bu bana mesaj at. Bu kadar basit. Beni ara lütfen. Allah çarpsın TikTok'tan mesaj verdi. Dur videonuza yorum atmış. Bu çocuk kim oğlum bu? Abi seni yapacağın iş kaka yapıyorum arkadaşlar, böyle bir şey yok ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Rabbine dua et kardeş. Böyle şeyler uğraşma lan. Ya ben mesela size arkadaşlar sadece baş parmak ile karşı tarafı mor tekme taktiğini öğreteceğim gerçekten. Bak bu da gerçekten yapılmış. Bunu ben öğretiyorum arkadaşlar. Bunun ismi rakibi zor tet taktiğidir bunun ismi. Bu manipüle taktiğidir. Rakibi zor tet izletiyorum arkadaşlar size. Ya şakasız bu arada, gerçektir. Önce elimize bir para alıyoruz, tamam mı bak. Yazım tura mı diye soruyoruz. Daha sonrasında bak. Olay şudur. Parayı da tuttum bak. Olay bu bak. Rakip ne oluyor ne falan filan dersin. Böyle bu kadar bitmiştir. Bu taktiği bitmiştir. Bu da Sempotiko'dan rakibi zor tet taktiği. Devam edelim. Harbi lan diyeceğiniz okul teorileri. Çıkışa geldiğin biri çıkışta bulunmaz. Bulunursa sıkıntı zaten. Anime sesi yapabilir. Ben de Pepe'nin dedesinin taklidini yapacağım. Yap. Pepe! Annen aradın mı Pepe? Bu ne ya? Anime sesi. Pepe! Annen aradın mı Pepe? Da bu mu? Bu mudur olay? Eğer ritme göre göz kırpabiliyorsanız sizde ADHD hastalığı var mı? O kim bilader? Devam et ya. Yerli bir kadın. Ya ne oluyor? Bir yerimi okşamayı ne dersin tatlım? Oğlum nasıl reklamlar? Hayatım böyle on numara. Montumu giydim on numara. Formayı giymem bu havada. Oğlum ne oluyor ya? Kim gece televizyonu açık unutur? Yani. Senin yüzünden elektrik faturası kov gibi geldi. Ya abine gönder. Bana bak ruh hastası. Bana bulaşma psikopat. Seni seviyorum da sevmiyorum da. Gece seninle PUBG oynamayacağım. Giymeme de izin versene seleke. Askere git de kurtulayım senden. Ya ne diyorsunuz ya? Bu geri zekalarımız şöyle atıyor. Ya sen mal mısın? Neden şöyle atmayıp da bizi uğraştırıyorsun? Kadıköy, Kadıköy, bit pazarı.
Kardeşinden dızladım. Bunu kimden olduğuna dair bir fikrim bile yok. Ana bunda anneannem kırarmıştır ha. Çorap çorap çirkinliğine bakın. Deli gibi aşık etme ritüeli. Tövbe estağfurullah. Bunlarla uğraşmayayım birader ya. Ya hadi ya. Var mı? Yok. Yok mu? İzik. Senin var mı? Benim de yok. Arkadaşın var mı? Yok. Yok mu? Senin var mı? Benim de yok. Her zaman üşümeyi mi yoksa her zaman pişmeyi mi tercih ederdiniz? Açıkçası. Oo. Her zaman üşümeyi mi her zaman pişmeyi mi tercih ederdiniz? Her zaman üşümeyi tercih ederim. Devam. Ben her zaman üşümeyi tercih ederim. Çünkü üstüme istediğim kadar kıyafet giyebilirim. Doğru söylüyor. Ama... Ablacığım. Flüt dahi çalamıyorum bu arada. Tezini biraz sonlandırmış olabilirim. Flüt dahi çalamam bu arada. Çemberinde gül oya. Gülmedim doya. Sıraya vuran tiptim ben. Sıraya vuran var mı? Oğlum yapış yapışmış sıra. Arkadaşlar yanlış bir şey yok. Kola dökülmüş falan olabilir. Ahlaksızlık yapmayın. Ahlaksızlık yapmayın. Hayatınızdaki kişiyi kendinize aşık edin. Niye birader yeni şeyler çıktı ya. Kızların hoşuna gitmeyen üçümle. Bunlar ne ya arkadaş? Karayam bu ne yap benim? 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 Ne ha, yorumlarda yazıyor. Yorumlar diyor hani nerede yazı? Oğlum biri ne açacakmış ekrana? Ronaldo CR7. aldın burada kaçmaz beyin falan. Oğlum ne bu böyle ya? Ya bu nasıl bir site bak ya girenler diyor abi diyor kıvayede diyor gülemiyoruz diyorlar senin tepkilerin dışında. Neye güleceğim bana? Ben girdiğimde 55 dakikadır buradayım. Dans eden ablalardan başka bir şey görmedim. Yüzümü gösteriyorum dalga geçebilirsin 3 tane koydum. 3 tane koydum falan ne diyorsun oğlum? Kime koydun? Allah Allah. Neden dalga geçeyim kardeşim ben senin yüzünü? Yapma yüzünü sevdim. Ne oldu oğlum? Dur durdurak mı yedalacağız? Abi çok saklamış kendini. Yakalamaya çalışıyorum. Oğlum yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum ama benim şeyden dolayı yakalayamıyorum. Ben bilgisayar telefonda olsa durdurursun da burada delaylı. Allah bu ne ya? Bizim oğlum nereye geldin? Bizimle iletişime geçmek için maaş diyor falan veriyor. Oğlum manyak mısınız siz? Bu video izlemene gerek yok. Bu video sana göre değil. Tamam kardeşim. Kardeşim gittikçe Korelilere benziyor. Oha çocuk Koreli olmuş. Kağıda zam gelince babam uyguladı tarife. Aynen kıçımızda artık siyah şey çıkar. Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizinle. Ben Herbal Essences bu sürfaksız seriyi kullanıyorum. Ne diyorsun ya? Herbal Essences. Zor kaldığın bir durumda seni kurtaracak 4 psikolojik tüyo. 1. Mesela birisi sana hakaret etti ya da seni biraz aşağıladı. Onun annesine... Ağzı... Yok şaka yapıyorum arkadaşlar evet. Böyle bir durumda hemen geri çekiliyorsun ve kişiye şöyle söylüyorsun. İyi misin her şey yolunda mı? Amerika'da falan iş yapar. Mesela trafiktesin. Birader senin ben var ya gelmişini geçmişini işte anayın bilmem neresi bir falan yapıyor adam. Hey! İyi misin? Her şey yolunda mı? Ne diyor lan bu? Oğlum ne biçim konuşuyor lan? Bak küfüre küfürle karşılık verirsen daha sevk olursun. Ne biçim o ne diyor lan bu? Sen benim aklımla mı oynuyorsun lan? Gel buraya. Ergenlik hakkında bilgiler. Bum! Ergenken daha sinirli ve özgüvenli olursunuz. Ergenken daha sinirli ve özgüvenli olmayız bu arada. Sinirli olabilirsin ama özgüvenli olmuyorsun. Daha çok ergenler içine kapanır diye biliyorum ben. Ergenken boyunuz daha az uzar. Ya ya kardeşim sövmeyeyim diyorum da ergenken boyumuz hayvan gibi uzar. Kardeşim bak ergenlik gelişme çağıdır bu arada. Hani eğer bunları yapıyorsa sana bayağı aşık olmuş demektir. Ne yapıyorsun? Bak sizi var ya harbiden. Evet yine yorumlara yazın. Kardeşim ekrana niye yazmıyoruz? Ben de bekliyorum gariban ya. Sizin yanınızda gözlerinizi kaçırıyorsa. Gözlerimi niye kaçırsın benim yanımda gözlerimi illetmem? Anladınız mı? İnce yapıyorum. Senin yanında saçları oynuyorsa. Senin yanında billurlarıyla oynuyorsa. Ya kardeşim bunların nedir? Bu böyle bir şey değil aşk. Aşk bak küçükken ben size bir aşk hikayemi anlatayım mı size? Hüsran'la bir tane bir aşk hikayem. Bunu ben Rezil Anlar'ın birinci bölümünde falan anlatmışımdır. Benim çok sevdiğim bir tane kız vardı. Gerçekten çok severdim bunu. İkinci sınıftayız ama ebede emece gibi bir oyun oynuyoruz. Hani kızları kovalıyoruz. Ben dedim ki diğer çocuklara. Dedim siz dedim şunu kovalayın. Ben dedim bizim kızı kovalayacağım falan. Tamam falan işte hani. Onunla uğraşmak hani onu sinir etmek. Bak eskiden böyleydi. Aslında hala bu ince vardır. Eğer birini sinir ediyorsan hani onunla böyle bir didişmek falan böyle bir aşk yapısı hareketleridir. Neyse başkan benim bakışım başıma gelene bakın. Bilader ebede imece oynayız ben havalı olayım diye koşmadan tamam kız koştu. Ben de zıfır bir şeyim böyle ufacık bir şeyim böyle bir koşturmaya başladım ben. Şimşek makun gibi koşuyorum jet gibiyim. Kız biraz duraksadı. Ben onun işte orada kalça kısmısına kaval kemiğimle kaval değil pardon kaval ne alakam. Bu burası neresi dizimle poposuna vurdu. Allah kulaklık falan çıktı. Poposuna vurdum. Kız baya böyle bir uçtu.
ağaca böyle Porsche gibi çarptı, yere düştü böyle. Teneke gibi, kutu kola tenekesi gibi böyle büzüştü düştü. Kız bayağı kötü hale gelmişti. Hani orada bir aşk kaymış, sonlanmış olabiliriz. İşte çok da şey yapmamak lazım. Ne anlattım ben bunu bilmiyorum. Neyse devam edelim hocam. Ne oluyor? Lan bu ne? Oğlum ne oluyor lan? What the f***? Kankacım bu nasıl bir ya? Allah sizi ne yapmasın ya? Çıkamıyorum. Sevgilim kankamı yavşırdığında benim mental sağlık. Laf sokma iki hayvanlara vuramam. Ah canım. Peki neden vurdurtuyorsun? Kendini başkalarına ama sağ ol iyisin gene. Oğlum ne oluyor? Laf sokma dedik de göz sokmazsan anlamı kalmaz oğlum. Ne ağlatsızca bir an yaşıyorum şu anda. Arap coşur, hafızlıkla coşur, koştur hafızım koştur. Daha önce sosyal medyada hiç bu tuhaf videoya denk geldiniz mi? Ya gene mi ya? Ya oğlum, bununla irkiliyor mu? Daha önce hiç bu ürperdici videoya denk geldiniz mi? Bir efsaneye göre dans eden Türk erkeği sokakta görürseniz, onunla asla sohbet etmeyin. Çünkü eğer ki onun dansını bölerseniz, elinde bezbol sopasıyla sizi kovalayabilir. Evet, böyle olabilir. Onun dansını böldüğünüz anda elindeki bıçakla sizi kovalayacak. Ya ben var ya yeminle böyle bir şey yolda görürsem korkarım. Şimdi gece 3.30'da yolda yürüyorum, tamam mı? Bir şey dans ediyor kenarda diyor. Bu kadın, erkek, köpek. Mesela köpek olsa daha çok korkardım. Düşün, yolun ortasındasın, gece 3.30'da köpek dans ediyor. Kimse gece 3.30'da dans eden, Türkiye'de özellikle 3.30'da gece dans eden biriyle sohbet neden edelim? Bu da ayrı bir olay. Birader, güzel dans ediyorsun. Tamam bir şey demedik ya, dans anlamında. Güzel yani. Gece 4.30'da dans eden birini görürseniz yani uzaklaşın orada. Buz gibi soğuk espriler. İngilizler kendi kıllarına ne der? Hazır mısınız söylüyorum. Michael der. Geldi gene kral, geldi. Buldum seni. Birazcık kaydırınca geliyor. Kesinlikle geliyor bu arada. Diyeceksiniz ki ne alaka? Michael. Birader sen bir yana kaykıl. Kendimi kerevana kaptırdım. Ben de örümcek adam ağ atamıyormuş. Neden? Çünkü ağ bağlantısı kesikmiş değil mi? Örümcek adam artık ağ atamıyormuş. Neden? Çünkü ağ bağlantısı kopmuş. Bu komikti. Küçük su birikintisine ne denir? Sucuk. Sizce ne denir? Videoyu durdurun, düşünün biraz, yoruma yazın. Bakalım doğru mu çıkacak? Küçük su birikintisine sucuk denir. Sucuk. Oğlumun adını mafya koydum. Artık sen de bir mafya babasısın. Duanı yala Ramazan mübarek ayında yani. Ne ya? Bacım sen ne yapıyorsun? Ne demek ha? Böyle ne oldu şimdi? Bu sütün rengi neden değişik? Şey olsun. Küçükken kimseye seni babama söyleyeceğim demedim. Hepsini gittim kendim dövdüm. Sana da aşık olduğunu da sanırsın. Nasıl? Bir şey diyeceğim ama arkadaşlar hep aynı şeyler çıkmaya başladı yeter ama ha. Bu ne? Lan ne oldu? What the hell? Canlı yayın lan bu. Erkekler kızlarına nasıl aşık olur? Baş harfine göre sana karşı hisleri, erkekler kelebek hissi yaratacak şeyler. Abi bunlar kim ama? Birazcık geç, benim keşifim değişmesi gerekiyor. Sen ve ben göz kırpmama yarışması. Gel lan. Daha yeni ısınıyorum bebeğim, daha yeni ısınıyorum. Sabaha kadar devam edebilirim, benle yarışamazsın güzelim ha. Hadi ama. Daha ısınıyorum. Biraz zorlanmaya başladım ve önümde iki tane spot ışığı var ha. Adaletli değil gibi. Hadi ama bu kadar mı? Hadi. Gözlerim acıyor. Gözlerim acıyor. Işığa karşı yapmak çok zormuş. İki tane spot ışığı var. Hangimiz daha çok zorlanıyor? 5500 watt. Orçun marketten yarra bandalana ampul bedava. Orçun marketten yarra... İlk orucunu açan Hasan. Dur geçme. Şimdi dediğimi yap. Şimdi yanağının üzerine koy. Kızız koy sana. Korkma, kötü bir şey yapmayacağım. Koydun varsayıyorum. İnşallah koymuşsundur. Şimdi izle mucizeyi. Lan oğlum ne oluyor? Dur geçme. Şimdi dediğimi yap.
Şimdi yanağının üzerine koy. Kızı koysana. Korkma, kötü bir şey yap. Koreli erkekler tarafından öpüldüm az önce. Bak yeter Kıvayi. Yeter. Ben fotomontajda oraya başka bir şey ekleyebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaz. Doğru bir öpücük gelsin. Evet bebeğim, şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Yetisiyle gülmemiş yalancı. Sen hayırdır? Neyse arkadaşlar, bu kadar yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu seri devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, bay bay.